Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Radyospor.com web sitesi üzerinden direkt mesajlarınızı, bunun dışında Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde konuğumuz Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal olacak. Cevdet Akınal'la birlikte Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuşacağız. Cevdet Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok çok teşekkür ederim. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Sağ olun. Evet. Cevdet Bey, hemen başlayalım. Bu hafta Yeni Malatya Spor maçı var. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında elde edilen bir puan. Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlamıştı Beşiktaş. Malatya deplasmanındasınız. Evet. Mücadeleyle ilgili öngörünüz, mücadele öncesindeki öngörünüz nelerdir? Bununla başlayalım. Şimdi Karagümrük maçında eksiğimiz vardı. Evet. Bir kırmızı kart vardı. Onun için başarılı olamadık ama 90 dakika ayakta kalan bizdik. Takımımızın kondisyonu çok iyi. Oyuncularımızın takım ortamı çok iyi. Hocamız çok iyi. Her şeyden çok memnunuz. Beşiktaş maçında yine 90 dakika koşan takım bizdik. Çocuklar yılmadan, usanmadan çaba gösterdiler. Yine galibiyeti kaçıran da bizdik. Sağlık olsun, hayırlısı olsun. Yine sakatlıktan dolayı yine tam kadroya çıkamadık. İnşallah Malatya maçında tam kadroyuz. Malatya maçını kazanmak istiyoruz. Kazanarak çıkışımızı başlatmak istiyoruz. Sevgili dinleyenler, hattımızda Cevdet Akınal var. Sohbetimiz devam ediyor. Cevdet Bey, transfer çalışmaları da devam ediyor Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Stoper pozisyonu için arayışlarınızın olduğunu duydum. Bu noktada kol kıra bir teklif yaptınız mı Fenerbahçe'den? Kol kıra teklif yaptık. Evet. Bekliyoruz. Bu arada bir orta sahaya daha ihtiyacımız var. Onunla da görüşme halindeyiz. Birkaç tane görüştüğümüz şey var, oyuncu var. Ama acelemiz yok. Evet. Peki Sayın Başkan, kusura bakmayın araya giriyorum. Estağfurullah. Kolker Fenerbahçe'ye Alanya Spor'dan transfer edilmişti. Evet. Aytemiz Alanya Spor'dan geldi. Yeni sezon kadro planlamasında yer almıyor. Fakat oyuncunun sözleşmesi var Fenerbahçe'yle. Burada Sarı Lacivertli Kulüp'le görüşmenizde, teklifinizde nasıl bir teklif oldu bu? Ücretini yarı yarıya ödeyelim şeklinde mi? Yoksa direkt oyuncuyla mı temasa geçtiniz? Bununla ilgili detay verme direkt, durumunuz olursa çok mutlu olurum. Biz direkt oyuncuyla temasa geçtik. Evet. Oyuncuyla temasımız da devam ediyor. O kulübüyle anlaşırsa gelecek, biz de alacağız kendisini. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Cevdet Akınal. Peki Kolker sıcak bakıyor mu Gaziantep'e? Çünkü bakıyor. Teknik direktör Erol Hoca'nın eski evet, futbolcusu. Evet, bakıyor. Bunun dışında Deniz Ümmet. Anlaştığınıza dair bilgiler paylaşıldı. Henüz bu transfer açıklanmadı. İsveç takımı Örebro'da oynuyor oyuncu. Bu bilgiyi İsveç Federasyonu ile ilgili bir takım problemler var. Evet. Çözülür mü? Federasyon çözülür. Çözülür, bekliyoruz. Biz futbolcuyla anlaştık. Çözülür. En kısa zamanda kadromuza katacağız inşallah. Sayın Başkan, dikkat ediyorum, böyle genç, geleceğe yatırım transferler var. Mesela Gaziantep altyapısından yetişen Mirza Cihan dikkatimi çeken oyuncular arasında. Hatta Mirza var, kalecimiz Mustafa var. Kaleci Mustafa dikkatimi çeken isimler. Evet. Yani bunlar uzun vadede de Gaziantep şehrine hizmet edecekler gibi. Tabii. Hocamızla beraber planımız bu şekilde. Aynı şekilde ilerliyoruz. Yani hem yurt dışından altyapıya dönem verdik. Altyapımıza güçlendirmeye çalışıyoruz. Orada da yurt dışından oyuncular getirdik. Altyapı hocamız Alman kökenli bir hocamız. Onunla da çalışmalarımız gayet güzel gidiyor.
Sevgili dinleyenler, sohbetimiz devam ediyor. Önemli açıklamalarda bulunuyor Cevdet Akınal. Sayın Başkan, Deniz Ümmet'ten bahsettiniz, Mirza'dan bahsettiniz. Mirza Galatasaray'a da gitmişti. Oradaki Galatasaray süreci de vardı, hatırlıyorum. Evet. Gelen evet. Teklif var mı Mirza'ya? Ben izlenildiğine dair bilgiler aldım yurt dışından. İzleme ekipleri takip ediyor musunuz? Biz Mirza'yı vermeyi düşünmüyoruz. Hatta mukavelesi bir yıl kalmasına rağmen uzattık. Mukavelesini uzattık. 5 yıla çıkardık. Çok güzel. Mirza bizim oyuncumuz. Gaziantep'te zaten, babası da burada. Ailesi burada Gaziantep'te. Kendi bizi seviyor. Biz kendini seviyoruz. Evet. İnşallah en yakın fırsatta takıma gireceğini ümit ediyorum. Bir de ben özellikle yaptığım program itibariyle yerel basını da çok yakından takip ediyorum. Kana Bıyık'la ilgili son durum nedir? Yolların ayrılma gibi bir durumu var mı? Bir yıllık sözleşmesi de var Kana Bıyık'ın. Biz Kana Bıyık'la bir türlü Sumidika'dan sonra bağlaşamadık. Evet. Sumidika'ya bağlı olan bir oyuncu. Sanki onun komandasında bu hareketleri yapıyor gibime geliyor. Hoca çalışmayan, tembel olan oyuncu istemiyor. Evet. Bakın, hoca ilk geldi, ilk antrenmana başladı. İlk yaptığı şey takımın, oyuncuların kilolarını ve yağ oranlarını ölçmek. Evet. Şu anda bütün oyuncumuz, 30 tane oyuncumuz var. En azı 5 kilo zayıfladı. Takımın 90 dakika koşmasının niye gelen nedeni bu bence. Ama Kana Bıyık buna uymadı. Kilo mu aldı Sayın Başkan? Ya 20 kilo fazlasıyla geldi. Biz hocayla anlaştık. Bütün oyuncularımıza antrenman, günlük antrenman şeyi yolladık. Bu şekilde çalış, öyle geleceksin diye. Evet. Arkadaş gelmezden 3 gün önce halı sahada maç yapıyor, maç oynuyor. Sen profesyonel futbolcusun. Halı sahada işin ne? Bizim sakatlandı diye geliyor. Avusturya'da kampa götürdük. Şey yok, koşma yok ama topla oynamaya gelince ben oynarım diyor. Koştuğu zaman da işte bir takım problemler oluyor. Şu anda yine sakat. Fransa'ya gitti, tedavi oldu. Evet. Ama en kısa zamanda transfer bitmeden bir takım bulup göndermeyi düşünüyoruz. Kendisiyle de konuştuk. Belli ki ayrılacak gibi zaten açıkladınız. Evet. Takım aranıyor. Sayın Başkan, Gaziantep'te daha önce de başkanlık sürecinden önce yöneticiydiniz. Evet. İlk kez Süper Lig'de bir yerli teknik direktörle çalışıyor Gaziantep Futbol Kulübü. Evet. Şumidika sonrasında Pinto geldi. Ardından Erol Bulut göreve başladı. Uzun vadede çalışıyorsunuz bize bakıldığında, yani 2 senede bu evet. Üçüncü sezonunuz 3 hoca. Her evet. Sezona bir hoca düşüyor diyebiliriz. Evet. Yerli teknik direktörle çalışmak nasıl Sayın Başkan? Siz diğer yönetimde de önemli görevler üstlendiniz. Ya bir defa yerli hocayla Türkçe konuşuyorsun. Evet. Türkçe konuştuğun için anlaşman çok kolay. Günün 24 saati konuşuyoruz transfer zamanında. Diğer zamanlarda kulüpte beraberiz. Ben antrenmanları yakinen takip ediyorum. Her gün kulüpteyim. Hocamızla her an beraberiz. Biz hocamızdan çok çok memnunuz. Evet. Umarım uzun vadede çalışmalarınız devam eder. Tabii. Bir oyuncu tabii. Vardı Sayın Başkan. Transfer edildi. Kolbionski. Ayrıldı. Vladimir. Evet. Sebebi neydi bu ayrılığın? Ayrılığın sebebi şeyi boşaltmak. 14 kişi 14 açıp bir yabancı orta saha veren onun için. Var mı peki bu yabancı orta saha konusunda görüştüğünüz isimler Sayın Var. Mı? Var. Türkiye içi mi yoksa Türkiye dışı mı? Yok, Türkiye dışında. Türkiye dışında. Peki bu kural elinizi zayıflattı mı? 3 tane zorunlu olsun diyor federasyon. Valla biz en son Beşiktaş maçının son 30 dakikasını 7 tane Türk oyuncuyla oynadık. Evet.
Yani bizim o konuda bir sıkıntımız yok. Elimizde yerli, kaliteli oyuncumuz çok fazla. Evet. Yani bu da bunun bir göstergesi. Hatta yanımda Beşiktaş As Başkanı'yla beraber izliyorduk maçı. Ona da söyledim, bak dedim 7 kişiyle oynuyoruz ha dedim. Yani bu bizim için çok büyük bir başarı. Yani çok önemli bir başarı. 7 oyuncuyla oynamak ve siz Süper Lig'e çok çok fazla uzun süredir Süper Lig'de değil Gaziantep Futbol Kulübü. 3. sezonunuz. Evet. Bir iskelet vardı. Bu iskeletten sonra önemli oyuncular dahil oldu. Ama şunu gözlemleyebiliyoruz Sayın Başkan. Gelen oyuncular belli ki mutlu. Uzun süredir hizmet ediyorlar. Oğuz geldi. Uzun süredir hizmet ediyor. Kenan aynı şekilde. Kaleci Günay aynı şekilde. Oğuz'a da bu arada teklifler olduğunu duydum. Var mı gelen teklifler? Vallahi ben de bugün duydum. Evet. Yani böyle bir teklif gelmedi. Ama para kazanacağınız bir teklif olsa neden olmasın? Olabilir yani. Bu arada Sayın Başkan, Beşiktaş maçında hiç Maxim'in konusu geçti mi? Beşiktaş yöneticilerle. Yok. Çünkü hep... Biz Maxim'i satmayı, yollamayı düşünmüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli yorumlarınız için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Gaziantep'e selamlar. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Cevdet Akınal'dı. Cevdet Akınal'la birlikte Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuştuk. Önemli açıklamalarda bulundu, özellikle Cole Kırla ilgili. Bu haberin detaylarını Ajans Spor'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi çok kısa bir aramız oluyor. Araya gidelim. Ardından hattımızda Yağız Sabuncuoğlu olacak. Olay.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde konuğumuz Cevdet Akınal'dı. Cevdet Akınal'la birlikte Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuştuk. Kendisine de teşekkür ediyorum. Samimi açıklamalarda bulundu. Sizlerden gelen soruları da yanıtlayacağız bu bölümde. Yağız Sabuncuoğlu voleden hattımızda olacak. Yağız'la birlikte soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Uygunsa Yağız bizlerle birlikte olacak. Bunu belirtelim. Hemen sorulara geçelim. Az önce bir soru dikkatimi çekti. Instagram üzerinden hemen kontrol ediyorum soruları. Meltem Hanım yazmış, sesiniz bozuk geliyor, ayarlama yapılmasını yetkililere söyler misiniz? Teşekkür ediyorum, ilettim. Zaman zaman internet yayınında olabiliyor böyle durumlar. Teşekkür ediyorum. Rüstem Koç yazmış, güzel kardeşim, yayına girmeden önceki şarkının ismi neydi? Ben de arkadaşım Hakan'a sordum. Hakan da bir sebebi varmış şarkının ismi. Sorunu bu şekilde cevaplayalım. Genelde transfer sorusu gelir ama bugün de şarkı neydi sorusu geldi. Rüstem'e de teşekkür ediyorum takip ettiği için. Hattımızda Yağız Sabuncuoğlu var. Yağız, hoş geldin, merhaba, nasılsın? Teşekkürler Salim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hemen sorularla başlayalım. Dün buluşamadık, malum transfer dönemi. Sen de yoğun oluyorsun. Telefon trafiği inanılmaz derecede arttı son dakikalar. Yaklaşık bir 7-8 günlük süreç var. Hemen soruyla başlıyorum. Salim Bey, Yağız Bey'e sorar mısınız? Galatasaray Morutan'dan sonra kaç transfer daha yapacak? Bence en az bir santrfor alır. Ben de aynı fikirdeyim. Eğer tabii Falcao'dan çıkılırsa orada ekstra bir santrfor daha olabilir. Ama çıkılmazsa Halil Dervişoğlu büyük ihtimalle. Çünkü biliyorsun ki 8+3 takımların elindeki o yabancı fazlalığı. Yani çoğu İstanbul takımımız, işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maalesef ki yabancı çöplüğüne döndü amiyane tabirle. Burada önlerini tıkıyor. Galatasaray da büyük ihtimalle Halil'i bitirecektir tahminim o yönde. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda Yağız Sabuncuoğlu var. Sohbetimiz devam ediyor. Sizlerden gelen sorular da var. Mesut Işık Türk yazmış. Mesut abinin sorusu bana Yağız. Bolu Spor Slovanyalı orta saha Jakub Novak'la anlaştı. Transfer ediliyor. Evet, dün resmi açıklama geldi. Bir stoper transferi daha olacak demiş. Teşekkür ediyorum.
yani mesajı için bilgilendirmiş bizi. Seçkin Bey yazmış. Merhabalar Salim Bey. Beşiktaş geçen sene Mensah'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Bu satın alma neden artık devreye girmiyor? Bununla ilgili bir bilgin var mı? Bana mı soruyorsun? Evet. Zaten zorunlu satın alma değil diye biliyorum ben. Ben de öyle değil diye biliyorum. Yani zorunlu olmadığı için devreye girmemiştir. Aynen öyle. Yani zorunlu yani kendisi zorunlu demişti dinleyenimiz. Ben zorunlu değil diye biliyorum. Zorunlu olsaydı yok, zorunlu devreye değildi. Girerdi. Zorunlu olsa zaten bizim herhangi bir şey söylememize gerek yok. Direkt devreye giriyor yani. Senin ekstra bir şey yapmana gerek yok. Nasıl tamamsa belki da... kulüpler arasında bir ikili diyalog olursa... Benim bildiğim ikili diyalog olsa dahi... Yani bilmiyorum tabii onun bir hukuken bakmak lazım şartlarına ama... Mesela zorunlu opsiyonda veya opsiyonda tek taraflı oluyor bunlar. Yani tek taraflı oluyor. Nasıl tek taraflı oluyor? Yani örnek veriyorum, ben seni transfer ediyorum. 3,5 milyon opsiyon koyuyorum. O saatten sonra karşı taraf sana ne derse desin, oyuncuyu vermiyoruz, satmıyoruz gibi bir şey diyemiyor. Sen yatırıp alıyorsun. O yüzden zorunlu da zaten hiç düşünme hakkın yok. Ama tabii bakmak lazım ona. Zorunlu olduğunda iki takım nasıl acaba yapıyor? Aralarında anlaşabiliyorlar mı? Evet. Bu hukuki bir mesele. Yani bunu uzun uzun konuşabiliriz hatta. Hemen ben sorulara geçeyim. Tolga Bey yazmış. İyi yayınlar abi. Fenerbahçe'ye yorumlar mısınız? Yorumunuzu merak ediyorum. Bir de forvet kim olacak belli değil. Sizin tahmininiz var mı? Legazette gelir mi demiş. Dün kim gelir mi demiş? Legazette yani ben zor. Yani ben bilmiyorum, hani tabii transferde büyük konuşulmaz ama Legazette ismini ortaya nereden çıktı ben çözemedim çok fazla. Zannediyorum ki Kolesinac transferinde Arsenal'le olan ilişkilerden ötürü acaba şey sence? Mi? Yani şöyle, Legazette 10 milyon eurodan fazla net maaş alıyor. O zaman... Diyecekler ki şimdi Alexis Sanchez Fenerbahçe'ye görüşüyor dedin. O nasıl olacak? O ya o durum nedir ya? Mesela ben sabah gördüm, tamam mı, haberi. Aha. Soracaktım hatta burada. Ya ben dün bir tane... Sen yayında mı söyledin onu golede? Nasıl evet, oldu? Evet şöyle. Tamam. Benim çünkü dün... attığın tweette yoktu. Yani Twitter'da şimdi şöyle söyleyeyim. Fernando Felicevic oyuncunun menajeri. Evet. Şimdi biz açıkçası bu transfer döneminde o ekstra uğraşıyoruz. Kulübün zaten ortada bir politikası var. 2-3 kişi biliyor transferi. Evet. Ama bizim de işimiz bu. Sonuna kadar zorluyoruz. Elimizden gelen tüm çaba, tüm kaynaklar maksimum şekilde uğraşıyoruz bu işlerle. Bu bir kenara. İkincisi, ben bu Alexis Sanchez olayını sorduğumda menajeri görüşüyoruz dedi. Direkt olarak dedi Fenerbahçe ile mi görüşüyorsunuz diye sorduğumda da evet dedi. Ondan sonra ben bunu haberleştirmedim. Dün birine sordum sadece. Sorduktan sonra da söyledim bunu sosyal medyada. Evet. Söyledikten sonra ben biliyorsun şu anda koronavirüs olduğum için geçmiş sık olsun. Sık uyum. Çok teşekkürler. Sık sık uyumaya çalışıyorum. Bir uyandım, ortalık karışmış. Benim attığım mention işte 3000-4000 fav almış. Telefonda bir 30'a yakın cevaplar ama eşimiz dostumuz aramış. Kim bu? Çünkü neden bunu haberleştirmeme sebebim, 7 milyon euro net maaş alıyor Alexis Sanchez. 7 milyon euro net maaş aldığı için de zaten oyuncu tarafı da görüşmeleri söylerken bunun yanında da şöyle bir ifade kullandı. Zor ama evet görüşüyoruz, bir talepleri oldu denildi. Ben de onun ardından bunu biraz daha bekleme kararı aldım ama tabii ki biz haberciyiz. O insanlara böyle işte biriyle görüşülüyor ama işte ismini söyleyemeyiz gibi bir durum olamaz. Ben de bu sabah hem voley yayınında hem dün Instagram yayınında bahsetmiştim. Evet. Alexis Sanchez olduğunu söyledim. Fenerbahçe'nin görüştüğü net. %100 yani, hani %99 değil. Direkt olarak oyuncu tarafı bunu söyledi. Ama ben hala uzak ihtimal bir transfer olarak görüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin mali ekonomik yapısından dolayı şu an zaten elindeki transferlere de bir şans çıkaramıyor. Evet. Bekleyip göreceğiz. Bu arada geçtiğimiz hafta yayındayken yani fake bir hesap zannedersem Twitter'da ısrarla Rondon'u yazdı. Fenerbahçe Rondon'la anlaştı, hazır da bekletiyor şeklinde. Dün de sosyal medyaya bir girdim. Rondon trend topik oldu. Rondon'la ilgili var mı bir gelişme? Rondon'u menajerler Fenerbahçe'ye önermişti. Evet. Hatta Türkiye'de sık sık iş yapan bir menajer. Ceylan Çalışkan'ın oyuncusu. Şu an oyuncu zaten Fenerbahçe istese yarın gelir o durumda. Ama tabii Fenerbahçe'nin birinci isteğimi o tartışılır. Rondon'un tabii bu kadar dışarıda kalması da açıkçası biraz enteresan. Çünkü
Bu oyuncu çok önemli bir isim de. Sen de çok yakından takip ediyorsun ki adam Çin'e gitmeden önce çok önemli bonservis. Ya sesimi alabiliyor musun? Seste bir sıkıntı oldu. Tekrardan bağlantı sağlarsak sonrasında devam edelim. Yağız'la konuşmaya bir sıkıntı oldu. Tekrardan bağlantıyı gerçekleştirelim. Sizlerden gelen sorular da var. Ben de bu aralıkta hemen onlara göz atıyorum. Meltem Hanım yazmış. Yağız Bey'e geçmiş olsun. Aşılı olduğu halde mi Covid oldu demiş. Aşısı vardı Yağız'ın ama yani... İyi yayınlar abi. Bu arada Tolga yazmış. Abi sponsorlar falan devreye girip olmaz mı Mesut Özil transferi gibi demiş. Lacazette'le ilgili birazdan bunu konuşacağız. Kolkır Kayseri Spor'a geliyor mu? Kolkır'a Gaziantep FK'nın da bir teklifi var. Fatih Varsak yazmış. Murat Recep yazmış. Selam Salim abi. Cornelius hakkında düşünceni alabilir miyim? Gol kralı olur mu? Ya gol kralı olur demek, olmaz demek bence yanlış ifadeler. Futbolcuya olan böyle söylemler, bu söylemler futbolcuya olan beklentiyi de yükseltiyor. Futbolcudan elde edilecek beklentiyi de yükseltiyor. Ben bundan dolayı bu tarz açıklamalar yapmıyorum. Gol kralı olur derim, olmaz. Olmaz derim, olur. Yani ikinci soru, Mamet Yam bu hafta oynar mı Kayseri Spor'da? Bence Hikmet Hoca Mamet Yam'a şans verir. Emrecan yazmış. Selamlar Salim abi. Fenerbahçe ne zaman transfer? Fenerbahçe'de ne zaman transfer dönemi bitecek? Kaç transfer yapacak? Hemen söyleyeyim. Fenerbahçe'de bir forvet arayışı var. Forvet arayışından sonra transfer biter diye düşünüyorum. Forvet transferi olduktan sonra Emrecan'ın sorusunu bu şekilde cevaplayayım. Hemen gelen sorulara göz atıyorum. Bugün sabah saat 9'da Morutan sağlık kontrolünden geçti Galatasaray'ın yeni transferi. Sarı Kırmızılı Kulübün anlaşmalı olduğu hastanesinde kontrolden geçti. Ömer yazmış. Abi Allah aşkına Jansen olursa süper olmaz mı? Vincent Jansen eski oyuncumuz diyor. Jansen'i sormuş. Yani ben olacağına ihtimal vermiyorum. Mahsun Başkan'ın sorusu var. Vargas ismi doğru mu? Kiralık olarak geleceği söyleniyor Adana Demirspor'a. Bir de Mustafi gelecek mi? Mustafi ile zaten Adana Demirspor anlaşmıştı fakat oyuncunun menajeri, babası son anda fiyat yükseltme oldu. Bundan dolayı bu transfer gerçekleşmedi. Bu arada Yağız'a ulaşamadık. Bir sıkıntı oluştu. Yarın tekrardan sohbet ederiz. Transfer dönemi olduğu için yoğun bir tempoda çalışıyor arkadaşlarımız. Bundan dolayı zaman zaman bağlantılarda sıkıntı olabiliyor. Instagram'daki soruları bu şekilde kontrol ettim. Hemen geçiyorum diğer sorulara sevgili dinleyenler. Bu arada Yağız'ı arayabilirsin. Hemen arayalım. Birkaç dakika konuşup sonrasında bitirelim. Lafı yarım kalmıştı. Instagram'daki soruları cevapladım. Şimdi hemen kontrol ediyorum Twitter'daki soruları. Kusura bakmayın Twitter'da biraz zaman zaman geçirebiliyorum. Yani soruları atlayabiliyorum. Kusura bakmayın. Hemen kontrol ediyorum. Yağız Sabuncuoğlu tekrardan attığımızda. Yağız, Rondon'la ilgili cümlen yarım kaldı. Tamamla istersen. Yani Rondon'da en son nerede kaldı bilmiyorum. Tekrar baştan söyleyelim. Rondon önerilmişti Fenerbahçe'ye. Oyuncu da zaten gelmek istiyor ama Fenerbahçe'nin öncelikli isteklerinden değil. Pereira gibi olmasın mesela. Pereira da şu anda oldu mesela. Mesela tekrardan Mbaye'nin Young isminin de gündeme geldiğini duyduk. Fenerbahçe'nin yani böyle hazırda beklettiği forvetler var mı? Ya ben bu konularda çok şey değilim ya. Sonuçta bunlar yemek değil, eşya değil. Hazırda bekletiliyor olayına ben biraz şeyim yani transfer haberciliğinde çok mantıklı gelmiyor bana ki zaten evet. Oyuncular da bence böyle şeyleri kabul etmemeli. Ama Vitor Pereira örneğini verdin doğru ama o hiç kimseyle anlaşılmadığı için Vitor Pereira iki günde gelmiş bir isim zaten hazırda bekletme gibi durum yok. Evet Vitor Pereira hemen geldi.
Bir çekim de çıkarmıyor fark ediyorsan. Transfer olmuş olmamış. Evet, yani özellikle o noktada çok rahat Fenerbahçe yönetimi. Evet, evet. Yaz, birçok soru var. Yani kaçırdığım arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Efe Paköz yazmış. Selamlar Salim Bey. Adana Demirspor için Emre Akbaba doğru mu? İyi yayınlar. Bence yani ben doğruluğuna ihtimal vermiyorum Yaz. İçeriden de bilgi aldım. Adana Demirspor cephesinden. Yunus Akgün Adana Demirspor'a gidiyor. Benim de aldığım bilgiler bu şekilde. Yunus Akgün büyük ihtimal gider. Yunus Akgün... aslında Rize'ye gitmişti oyuncu. Evet. Ama son taraflar masadan kalkınca o transfer de iptal oldu. Yani Yunus erdi muradına diyelim. Yunus zaten ilk baştan beri Adana Demirspor istediğini ifade etmişti. Evet. Bugün yarın Yunus Akgün transferiyle ilgili de gelişme yaşanabilir. Daha önce hatırlıyorsun haberini de yapmıştım ben Yunus Akgün'le ilgili. Çok istediğini söylemiştim. Yunus Akgün Demirspor'a çok yakın. Bunu söyleyebilirim. Akintola senin de beğendiğin bir isim. 8 ile 10 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. Salim abi Galatasaray'da Falcao gidecek mi demiş. Az önce zaten cevapladık. Bu arada Fatih Terim 850'e kadar bekleyeceğiz diyor transferleri ama Avrupa'da maçlar için 2 Eylül'de sonra Fenerbahçe'de 8 Eylül'e kadar bekleyecek mi demiş Mesut Bey. Yani bu tarz sorular bilmiyorum. Hep sana söylüyorum Salim. Bekleyeceklerim beklemez. Ya bunlar fazlalık yani. Transfer haberciliği değil. Ama 8 Eylül'e kadar kim beklerse hata eder. En azından yorumu yapayım. Evet. Çünkü kulüplerimiz sıradan kulüpler değil. Çok büyük kulüpler. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Zaten Beşiktaş tamamladı. 2 Eylül'de Avrupa pazarına eğer transferleri yetiştiremiyorsan sıra bakma da biraz kendini eleştirmek zorundasın. Yani o yüzden ben 8 Eylül'e kadar transferleri bekliyoruz, bekletiyoruz. İşte fırsat çıkar gibi o klişe cümleler kullanılıyorsa ya bunu birazcık vizyonsuzluk olarak yorumlarım. Kusura bakmasınlar. Evet. Yaz, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Çok çok sağ ol. Güzel bir bağlantıydı. Ben teşekkür ederim. Bütün soruları yanıtlamaya çalıştık dinleyenlerimizden gelen. Kusura bakmasınlar. Bazen aynı sorular oluyor. Cevaplamıyorum. Direkt atlıyorum. Bundan dolayı kusura bakmasınlar. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Geçmiş olsun tekrardan. Ne zaman bitiyor süreç? 2 gün sonra karantina 10. gün olacak. Bir kural var. O kuralda da 10. günde ikinci teste girebiliyorsun. Girdikten sonra eğer negatif çıkarsa inşallah gitti. Tekrardan geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Çok sağ ol. Hoşça kal Salim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Yaz Sabuncuoğlu'ydu. Şimdi çok kısa bir ara var. Aranın ardından son bölümde hattımızda Orhun Alicikloğlu olacak. Orhun Bey ile birlikte Olay.com'da öne çıkan maçları konuşmaya devam edeceğiz. Olay.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Olay.com editörü Orhun Alicikloğlu. Orhun Alicikloğlu ile birlikte günün öne çıkan maçlarını konuşacağız. Kendisi de hazırladığı kuponu bizimle paylaşacak. Orhun Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk Salim Manav. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu arada tebrik ederim. Geçtiğimiz hafta vermiş olduğun kupon 1'e 6 veriyordu. 6 lira oranı vardı. Kazandı. Tebrik ediyorum bu noktada. Ben de bu kuponu oynayan dinleyicilerimizi eğer oynamışlarsa tebrik ediyorum. Tabii ki sezon başı olduğu için takımlar da ideal kadrolarını kurmakta güçlük çekiyorlar. Fizik olarak hazır olmayan takımlar var ama bu doğrultuda dinleyicilerimizi doğru yönlendirebildiğim için hem Olay.com adına hem de kendim adıma çok memnunum ve tekrardan bu kuponu oynayanları tebrik ediyorum. Sevgili dinleyenler, Orhun Alicikloğlu bizlerle birlikte. Orhun Bey, tebrik ediyorum. Bu arada 3'te 3. Evet. Hüseyin Özkök'ün vermiş olduğu kupon, Murat Demir Yas'ın vermiş olduğu kupon. Şu anda da siz de paylaştınız. Sizin kuponunuz 3'te 3. Henüz kaybetmedik. Evet, evet, bu hafta İnşallah böyle ama gider. Evet, isteğimiz, beklentimiz de o yönde. Bugün yine 4 tane maçımız var. Evet. Eğer iznin olursa başlayabiliriz yorumlara.
Evet, bahsedeceğimiz ilk maç Shakhtar Donetsk Monaco maçı. Aslında bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi playoff turu maçları arasında seyir zevki en yüksek maç bu maç aslında. Şimdi Shakhtar Donetsk deplasmandan tek golle kazanarak dönmüştü Fransa deplasmanından. Çok iyi iş çıkardıklarını, çok iyi oynadıklarını söyleyebilirim. Yalnız Monaco iyi gitmiyor Salim Manav. Yani takımda özgüven düşmüş durumda. Hafta sonu lig maçında da yenilgi almışlardı. Moralleri iyice bozuldu. Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk geçmesi bekleniyordu aslında. Hala da şansları var tabii, her şey bitmiş değil. Ancak iç sahada almış oldukları 1-0'lık mağlubiyet iyice özgüvenlerinin düşmesine neden oldu. Lig 1'de oynadıkları 3 maçtan da galibiyet çıkaramadılar. Bu çok enteresan. Aynı zamanda bu 3 maçta da sadece 1 gol atabildiler. Eşleşmenin ilk ayağında izlediğimiz maça göre Fransız ekibinin bu turu geçmesi zor gözüküyor. Üst üste gelen kötü sonuçlar, işte özellikle biraz daha sağ içine dönecek olursak hücumdaki verimsizlik çok dikkat çekti. Yalnız Shakhtar Donetsk cephesinde ise çok hazır bir takım görüntüsü var. İlk maçta dikine oyunu çok iyi kurguladılar, çok seri paslaşabiliyorlar. Bireysel olarak çok teknik isimlere de sahip olduğunu söyleyebilirim. Lassina, Traore, Pedrinho, Tete, Solomon yine bu maçta da çok etkili olabilir. Shakhtar'ın iyi bir futbol aklı olduğunu söyleyebiliriz Salim Manav. Yani Monaco karşısında da yine doğru bir oyunla sahada yer alıp kazanmalarını bekliyorum. Shakhtar sakin kalarak istediğini alacaktır ki Monaco için Ukrayna deplasmanı çok zor olacak. Yani Ukrayna deplasmanı aslında birçok takım için kolay değildir. Rezervi yönetimindeki Shakhtar'ın rövanşı da kazanabileceğini düşünüyorum. Ve özellikle yüksek oran isteyen dinleyicilerimiz için oldukça ideal bir öneri gibi gözüküyor. Ve şu anda 2.42 oranı var Shakhtar Donetsk'in galibiyetine verilen oran. Sürpriz isteyenler olabilir, bu maçı banko gibi görenler de olabilir. Çünkü Monaco'daki eksiklikleri, kötü gidişatı biraz özetlemeye çalıştım. Bu maçtaki beklentim Shakhtar Donetsk'in turun ikinci maçında da kazanacağı yönünde diyelim ve iznin olursa ikinci maçımıza geçebiliriz. Tabii ki. Şimdi bahsedeceğimiz bir diğer maçta Danimarka'da oynanacak Brøndby-Salzburg karşılaşması. Bu da bir Şampiyonlar Ligi playoff turu ikinci karşılaşması. Brøndby önemli eksiklerle çıkmıştı. İlk maça ve son dakikalarda yediği golle 2-1 kaybetmişti Salzburg'a ve İlk maçta Salzburg maçın büyük bölümünü tek kale oynayıp birçok fırsatı da değerlendiremedi. Brøndby ilk maçta Salzburg'un temposuna önce bir ayak uydurmaya çalıştı. Biraz hücum yapmaya çalıştı ama çok zorlandı. Brøndby karşılaşmanın 4. dakikasında 1-0 öne geçmişti. Ancak maçın sonuna kadar savunmada bekledi ve maç boyu 2 şut attılar, 1'i kaleyi buldu. Açıkçası zaten ilk maçtaki skordan da anlaşılacağı üzere Salzburg avantajlı oran taraf. Ancak deplasman takımının attığı gol artık avantaj getirmiyor. Biliyorsun bu sene böyle bir kural getirildi. Çok evet. Da iyi oldu. Salzburg mücadelede daha sakin olan taraf olacaktır. Brøndby'nin daha üretken olduğu bir maç bekliyorum ki zaten sonuçta onlara tur için gol gerekiyor. Salzburg ilk maçtaki oyunuyla turun favorisi olduğunu gösteriyor ama Brøndby kazanmak zorunda ve savunmasında sıkıntılar da ortada. Bu açıdan da yani bahis açısından çok iyi bir karşılaşma bu. Sezona da çok iyi başlamıştı Salzburg ve kontrolü elden bırakacağını, ele alacağını düşünüyorum. Elden bırakmayacak ama ikinci yarıda özellikle kontrollü bir futbol olabilir ama taraf bahsi önermeyeceğim bu karşılaşmada. Mücadelede en az 3 gol bekliyorum. Ben Brøndby'nin de gol atacağını düşünüyorum ve 2.5 gol üstünün oranı şu an için 1.43 olarak ekranımda gözüküyor. İkinci maçımız da bu şekilde. Şimdi bir de bir hatırlatmada bulunalım. Salzburg ve Shakhtar maçlarını konuştuk. Tabii bu iki maç Beşiktaş'ı da çok yakından ilgilendiriyor Salim Manav. Senin de bildiğin gibi. Salzburg ve Shakhtar Donetsk eğer bu akşam elenirse Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kura çekimine 3. torbadan katılacak. İki takım da tur atlarsa, yani Shakhtar ve Salzburg bugün rakiplerini elerse Beşiktaş 4. torbadan katılacak. Bugün özellikle Beşiktaşlılar Salzburg ve Shakhtar'ın elenmesini bekleyecek. Tabii Beşiktaşlı dinleyicilerimiz bana kızıyordur belki de, daha tam aksine şeyler söyledim ama tabii biraz da gerçekçi olmak lazım. Salzburg ve Shakhtar Donetsk biraz daha yakın rakipleri önünde. Ama tabii ki Monaco da çok iyi takım. Yani Shakhtar'ı elediği takdirde bu Beşiktaş'ın da ekmeğine yağ sürer ve zaten kötü olan ülke puanımızın daha da iyiye gitmesi adına Beşiktaş'ın da bir avantajı olmuş olur. Tabii bahis yönünden bunlar vardı. Dileyelim ki Beşiktaş tabii ki 3. torbadan katılsın. Bizim kuponumuz
yapsa da olur diyelim. Üçüncü maçımıza geçelim Salim Manav. Dinamo Zagreb, Dinamo Zagreb Şerif Tiraspol mücadelesi. İlk maçta herkesin şok olduğu bir maçtı bu. Dinamo Zagreb Şerif Tiraspol maçı. Çünkü Şerif Tiraspol sahasında Dinamo Zagreb'i 3-0 gibi çok net bir skorla yendi ve tur için büyük avantaj sağladı. Muhteşem bir hikayenin son adımı için sahaya çıkıyorlar. Çok motiveler. Onlar adına 3-0'lık galibiyet rüya gibi gerçekten. Neden diyeceksin? Tarihte Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayan ilk Moldova takımı olmaya çok yakınlar. Bir önceki turda da Şerif Tiraspol Balkanların en güçlü diğer takımı Kızıl Yıldız'ı elemişti. Başarmak üzere oldukları şey mucize gibi aslında. Gerçekten çok önemli bir işe imza attılar. Hırvat ekibine geçecek olursak ilk maçın şokunu halen atlatamadılar. Çünkü çok büyük ihtimalle Şerif Tiraspol'u eleyip Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırmak istiyorlardı. Rahat bir şekilde geçmeyi düşünüyorlardı ama gerçekten çok zorlandıklarını söyleyebiliriz. Dinamo Zagreb geri dönüşü yapmak için mutlaka oyuna baskılı başlamak zorunda. Yani Hırvat ekibi bu tecrübesini sahaya yansıtmalı. Yansıtacaktır da. Mücadele boyunca oyun kontrolünün onlarda olmasını bekliyorum açıkçası. Şimdi Dinamo Zagreb'i geçen sene takip edenler bilir. Tottenham'ı elemişti UEFA Avrupa Ligi'nde. O Tottenham'ı eleyen kadro o kadar bugünkü kadro kadar zayıf değildi açıkçası. Yani geçen seneki kadro daha iyiydi. O mücadele hala akıllarda, sonuna kadar zorlamalarını bekliyorum ben açıkçası. Turu geçebilirler mi? Valla bunu istiyorlarsa ilk yarıda mutlaka gol atmaları gerek. Şerif cephesine bakacak olursak ilk maçın aksine savunma kurgusunu daha ön planda tutacaklardı ki gol yememeye odaklı bir futbol oynayacaklardı. Ancak Dinamo Zagreb'in bireysel anlamda iyi oyuncuları var. Dediğim gibi yani turu geçmek istiyorlarsa özellikle ilk yarıda etkili bir futbol oynamak zorundalar ve buradan dinleyicilerimize de 1.72'lik oranıyla ilk yarı Dinamo Zagreb kazanır diyorum. İlk yarı bir seçeneği 1.72 oranıyla cazip görünüyor şu anda. Üçüncü maçımızda bu şekilde Salim Manap. Son maçımıza geçelim dilersen. Tabii ki. Şimdi son maçımız İngiltere Lig Kupası karşılaşmasından West Bromwich Albion Arsenal karşılaşması. Şimdi evvela Arsenal'i yakından takip ediyorlardır dinleyicilerimiz ama biraz özetlemek gerekirse sezona iyi başladıklarını hiç söyleyemeyiz. Özellikle menajer Arteta'nın koltuğunun da artık tehlike altında olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz. Çünkü Arteta geldiği günden bu yana Arsenal FA Cup zaferi haricinde hiçbir başarıları yok. İyi oynadıkları maç sayısı bile bir elin parmağını geçmez açıkçası. Karışık bir sezon başlangıcı yaptılar. İki yenilgi ve puan alamamalarının içinde derbi olunca moral bozukluğu mutlaka yaratacaktır. Sezona Brentford mağlubiyetiyle başlamışlardı ki Brentford Premier Lig'e 44 yıl sonra çıkan bir takımdı. Hafta sonu da Chelsea'ye yenilmişlerdi. Arsenal bu maçtan sonra yani bu Lig Kupası maçından sonra bir de Manchester City ile karşılaşacak. Eksik listesi de çok kabarık Arsenal'de ve Arteta'nın rotasyon imkanı da kısıtlı. Savunmada Ben White, Gabriel ön tarafta, Partey, Lacazette, Eddie Nketiah forma giyemeyecek. Şimdi rotasyon imkanı kısıtlı dedik. Şöyle bir durum da var. Arsenal'in 23 yaş altı takımı Cuma günü ezeli rakip Tottenham'la oynayacağı için oradan takviye gelip gelmeyeceği de belirsiz. Hala belirsiz. West Bromwich Albion'a bakacak olursak Championship'e çok iyi başlamışlardı. Premier Lig'e yeniden yükselmek için en önemli adaylardan biri olarak dikkat çekiyorlar. Şimdi bu maç üzerine gelecek olursak Arsenal kazanır diyemem açıkçası. Çünkü takımdaki moral bozukluğu söz konusu, takımdaki oyun sisteminin henüz oturmaması söz konusu. Ama ben ev sahibi takımın da gol bulacağına inanıyorum. Gollü bir maç izlememiz oldukça olası ve buradan dinleyicilerimize 2.5 üstü oranını tercih etmelerini rica ediyorum. 1.57 oranı var. Ve son maçımız da bu şekildeydi. Toparlayacak olursak kuponu Salim Manav. Tabii ki. Shakhtar Donetsk Monaco karşılaşmasında Ukrayna ekibinin galibiyetini bekliyorum. 2.42 oranı var. Brøndby Salzburg karşılaşmasında 2.5 gol üstü 1.43 oranı var. Dinamo Zagreb Şerif Tiraspol karşısında Şerif tura daha yakın ama Dinamo Zagreb'in özellikle ilk yarıda oyun üstünlüğünü sağlayıp skor üstünlüğünü de elde etmesini bekliyorum. 1.72 oranı var ilk yarı birin. Ve son maçımız İngiltere Lig Kupası'ndaydı. West Bromwich Albion Arsenal maçına da 2.5 üstü öneriyorum. Oranı 1.57. Yaklaşık 9.5, 1'e 9.5 veren bir kupon. Cazip bir kupon gibi gözüküyor.
Bakalım dinleyenler değerlendirecek mi? Haftaya inşallah bir kuponun daha tutmuş olduğunu seninle konuşuruz. Ben de heyecanla bekliyorum yani. Henüz süre vermedik. İlk hafta önemli paylaşımlarda bulunduk. Özellikle de cuma günleri mesela ligde maçlar olduğu için birincilik ve süper ligde genelde oradan iyi bir gidişatımız var. Hafta içerisinde sen bağlanıyorsun. Seninle birlikte de genelde Avrupa maçlarını konuşuyoruz. Evet. Majör liglerden maçlar konuşuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de heyecan başlayacak grup aşamalarında vesaire. Yani ben ilerleyen süreçte daha iyi işler çıkartacağımızı düşünüyorum. Çünkü şundan dolayı henüz ligde heyecan yeni başladı. Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da. İlk iki hafta geride kaldı. Takımlar gün geçtikçe, haftalar ilerledikçe tam anlamıyla yorum yapabilecek seviyeye geleceğiz takımlarla ilgili. Evet, kesinlikle öyle. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi daha takımların ideal 11'leri belli değil. Transfer dönemi devam ediyor. Fiziksel olarak hazır olmayan birçok takım var. Bugün yorumladığımız takımlar arasındaki Arsenal gibi mesela. Hiç hazır görüntü vermediler. Tabii milli takım arası da yaklaşıyor. Milli takım arasından sonra her takım için biraz daha net yorum yapmaya müsait olur durum. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için Orhun Ali Cikloğlu. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Olay.com editörlerinden Orhun Ali Cikloğlu'ydu. Orhun Ali Cikloğlu ile birlikte günün öne çıkan maçlarını değerlendirdik. Buradan bir kez daha duyurusunu yapalım. Her gün hatırlatıyorum ama yine hatırlatmakta fayda var. Olay.com üzerinden maçlar oynanırken canlı bahis yapabilirsiniz. Yasal canlı bahsin adresi olay.com diyorum. Bu arada olay.com programımıza sponsor. Bunun dışında dün Ajans Spor'dan takip ettim. Ümraniye Spor'a forma sırt sponsoru da oldu. Bu bilgiyi de paylaşalım. Ümraniye Spor'la anlaşma sağlandı. Ümraniye Spor'un formasında olay.com reklamı da yer alacak. Bu bilgiyi paylaştım. Devam edeyim. Son birkaç soruyla devam edelim. Hemen devam ediyorum sevgili dinleyenler. Malatya Spor'la ilgili birkaç soru vardı. Gökhan Bey, Blavia, Walter Blavia transferi bugün açıklanabilir diyor. Teşekkür ediyorum. Delfin Yunustan'a yazmış. Selamlar Salim'im, hayırlı yayınlar, teşekkürler. Galatasaray Halil ve Gaston transferine yakın mı? Bir tabir var, sağ gösterip sol vuracaklar mı diye sormuş. Radyo Spor ailesine selamlarını iletmiş. Gerson Fernandez ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Halil ile de ilgili görüşmeler devam ediyor. Oyuncu tarafında sıkıntı yok fakat kulüpleriyle ilgili sıkıntılar var. Bu bilgiyi paylaşalım. Hemen Twitter üzerinden gelen sorulara göz atıyorum. Ardından programımızı bitireceğim. Bir soru vardı. Kaçırmadan cevaplayayım. Twitter üzerinden gelmişti. Nefelozen kullanıcı isimli bir dinleyenimiz yazmış. Kolay gelsin kardeşim. Anadolu kulüplerinden kısa haberler verir misin? Alanya Spor'la ilgili durumu sormuş. Alanya Spor Leroy Fer'le anlaştı. Bunun dışında Dario Manyak'la da anlaşma sağlandı. Bu bilgiyi paylaşabilirim. Leroy Fer Siopis'in yokluğunu aratmayacaktır diye düşünüyorum. Kendisini zaten Feyenoord'dan hatırlayacağız. Bunun dışında zaten Rize'den de transferi bitti. Dario Manyak'ın. Manyak Rize Spor'la sözleşmesini feshetti. Yeni adresi Aytemiz Alanya Spor. Morutan'la ilgili bir kez daha paylaşalım. Sabah saat 9'da Galatasaray'a sponsor olan hastanede sağlık kontrolünden geçti. Ben bugün Morutan'la ilgili bir klip gelir diye düşünüyorum. Güzel bir klip gelir diye düşünüyorum. Sarı kırmızılı takım bu transferi açıklar. Hemen kontrol ediyorum. Bu arada bir arkadaşımız yazmış. Teşekkür ediyorum. Perros kullanıcı isimli bir arkadaşımız yazmış. Teşekkür ediyorum mesajı için. Programımızın sonuna geliyoruz. Bugün çarşamba. Çarşamba günleri 13-14 arasında Atilla Türker ve Mert Elam sizlerle birlikte oluyor. Ben şimdi mikrofonları Atilla Türker ve Mert Elam'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın. Olay.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi.
tekrar yayınlanan programı dinlediniz.